hanımlar beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'e herkese merhabalar efendim. Hepinize hayırlı cumalar olsun inşallah. Haftanın son gününde Pendik'teyiz. Bugün Sadiye Hanım yarışacak. Sadiye Hanım enerjik bir yarışmacımız. Masada da güzel yorumlar yapıyor ama bazen sinirleniyor, tersi de ters. Bugün bakalım Diyarbakır mutfağını sofrasına taşıyacak mı? Azmiyle, hırsıyla birinci olabilecek mi, göreceğiz. Bugün 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Büyük finalde neler yaşanacak? Hepsi sürprizlerle dolu En Hamarat Benim'de. Hazırsanız kapıyı çalıyorum. Haydi buyurun. Muhteşem haftanın finalinde programımıza Diyarbakır'dan katılan 3 çocuk annesi iddialı yarışmacı Sadiye Hanım'a konuk oluyoruz. Çok ama çok heyecanlı. Haftanın finali için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydınlar, hayırlı cumalar Sadiye Hanımcığım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim sizin şıklığınız. Hazır mısın Sadiye abla? Hazırım. Bugün benim günüm ve büyük gün, final günü. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ve güzel geçer. Hadi bakalım. Bir Diyarbakırlı olarak. İddialıyım. Tebrik ederim. Masada da güzel sesin çıkıyor. Evet. Canlı da yorumlar yapıyorsun. Evet. Ama henüz daha kafamda bir şey şekillenmedi. Acaba nasıl menü gelecek merak ediyorum. Evet. Mutfaktaki hızını merak ediyorum. Bunlar bir muamma. Evet. Ama bugün güzel geçecek. Eminim çünkü enerjik bir kadın. İnşallah öyle İnşallah. Olacak. Evet. Sen ne düşünüyorsun Sadiye Hanım hakkında? Yapar. Yapar değil mi? Hemşerim benim. Ha, Diyarbakırlı kendisi. Öyle mi? Evet, evet. evet. Artık ben o konuya girmiyorum bile. O zaman nereden gelmişsin Sadiye abla? Diyarbakır. Ha, Diyarbakır'dan gelmişsin evet. Değil mi? Doğru. Ha, oralısın da orada oturduğunu unutmuşum oturdum. Aa, aynen orada. Şöyle mutfaktan başlayalım tamam, o zaman. Evet. Şansına da güzel ev çıkmış ha. Evet. Hadi geç. Hadi geçelim. Buyurun efendim. Evet. Mutfakta güzel. Derin evet. Dondurucumuz, buzdolabımız. Her şeyimiz var. Ama lastikler Sadiye abla. Evet. Çok baksana, kötü. Simsiyah olmuşlar. Ama maşallah buzdolabı da ağzına kadar dolu ha. Evet evet. Ev her sahibimiz. Her şey var ev sahibi. Düşünmüş. Oh buzlukta hazır börekler, milföyler. Demek ki böyle acil misafir geliyorsa. Bakayım. Burada da var. Evet. Evde genel bir lastik problemimiz var. Bulaşık makinesinin ağız kısmı siyah olduğu için hep leke. Evet. Ara kısmı gene biraz daha iyi. Şöyle bir filtresini açalım. Yok güzel. Dün müydü? Ondan önceki gün bir filtre çıkarttık. Görsen inanamazsın. Kimse düşünmüyor galiba onu temizlemeyi böyle. Sürekli temizlenmesi gerekiyor aslında. Aman diyor dünya telaşında onunla mı uğraşacağım? Çekmecenin arkası güzel. Aspiratör telleri de temiz. Onlar da parı. Senin dikkatini en çok ne çeker mutfakta Sadiye abla? Aspiratörün üst kısmına dikkat ederim. Onun üstü tozlu. Evet, bir el at. Sen istersen bir şöyle el at bakayım, ona. Evet. Airfryer de temiz. Temiz görünüyor. Mikrodalgamızı açalım. Evet mikrodalganın tavanında silinmesi gereken yerler var. Peki o zaman bir de salonumuza göz atalım. Geçelim. Hadi evet. Geç bakalım. Buyurun. Kapanmadı, o kaldı öyle. Evet. Salon çok güzel. Az önce editörümüz dedi ki dış ses. Hangisi? Erkek olan. Sadiye Hanım dedi sanki koltuk takımına özel giyinmiş dedi. Muhakkak buna böyle değin dedi de değinmek istiyorum. Tekliğe oturur musunuz Sadiye Hanım? Tabii ki. Resmen salonun bir parçasıymışsınız gibi. Sizi Diyarbakır'dan alıp bu salona getirmişiz. Evet. İçime dolmuş demek ki bugün için özel giyinmişim. Yani bir insan yarıştığı evle bu kadar mı uyum içerisinde olur ya? Evet. Bunu mu konuşacağız şimdi yani? Ona değinelim dedi de ben de değineyim dedim. Arkadaşlar bugün cuma. Evet. Enseyi kapa şakası yapmayacağım tabii. Bugün herkes birbirine yüklenecek. Kimseye pabuç bırakmayın. Gözünün yaşına bakma sakın. Aynen. Bir de bugün herkes böyle cuma günü ama derken masan araya kaynamasın. Finali bırak. Önce senin masan sonra final. Kesinlikle çünkü masada konuşamıyorum yani. Konuştuğum an susturuluyorum. Gözünüze kestirdiğiniz biri var mı? Valla işte Ceylan Hanım araya giriyor. Bari Gözde Hanım giriyor. Arada da Hatice Hanım kaynıyor. Öyle biz böyle kalıyoruz. Şey, üçümüzüz burada yabancı yok. Senin rakip gördüğün var mı masada? Yok. Hayır. Kuru gürül tepsi. Yani bence kendini göstermeye gelmişler sadece. Kendini göstereyim de işte takipçilerim fazla olsun. O yüzden bugün olsun. Sadece sensin. Ben günün burada ev starı sensin. Aynen ha. Öyle. Ev o zaman hanımıyım. Hadi açıp kapıyı gelsinler. Tamam. Hadi açalım. Bakalım. Bu hafta kendimi hiçbirini rakip görmüyorum. Ben kendim iddialıyım zaten. İddialı olduğum için de geldim. Bunu da onlara göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.